Ebu Bekir, kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Benim Türkiye'de siber güvenlikte yapay zeka dediğimde diyemeyeceğim, dünyada hatta belki de İngiltere'de de aklıma gelen ender insanlardan. Neden? Çünkü bu konuyla ilgili yaklaşık 6 senedir çok yaptığı somut çalışmalar dünyanın birçok noktasında, dünyanın belki de bütün kıtalarında çalışıyor ve çalışmakta. Bu konu yaklaşık 6-6,5 sene önce Ebubekir'den ilk dinlediğimde beni çok heyecanlandırmıştı. Şimdi keza 6,5 sene önce şöyle bir konu geçmişti, hemen durumu özetleyeyim. Ben CTF'ler dediğimde Ebubekir bana Amerika'da yapay zekaların birbirleriyle mücadele ettiği CTF'lerden bahsetmişti. Ve makinaları hangisi daha hızlı çözeceği CTF'lerden bahsetmişti. O günden beri bu konu çok fazla ilgilenirim. Artık sözü uzmanına bırakayım. Ebubekir'i kısa bir kendini tanıttıktan sonra konuya giriş yapabilir. Çok teşekkürler Okan, bilgilendirmelerin ve güzel temennilerin için. Ben siber güvenlikte yapay zeka üzerine çalışıyorum. Uzun süredir Okan'ın dediği gibi bu işleri yapmaktayım. Oldukça keyifli bir sunum hazırladım. Umarım sizler de dinlerken keyif alırsınız. Ben kimim? Ben uzun süredir siber güvenlikte yapay zeka üzerinde sektörde bir fiil çalışan ve ürün geliştiren bir insanım. Bir ekibim var çalıştığım şirkette ve ekibimle siber güvenlikte yapay zeka alanında çeşitli konularda projeler geliştiriyoruz ve geliştirdiğimiz projeleri bir şekilde ürünlerimize entegre ediyoruz. Bu şekilde kısaca özetlemiş olayım ve sunuma geçeyim. Entire screen. Ekranımı görebiliyorsunuzdur diye umuyorum. Okan, ekran görebiliyorsak bana bir... Duyamadım. Evet, çok net görebiliyoruz abi şu anda. Tamam. Şimdi sunumda ben nelerden bahsedeceğim? Siber güvenlikte yapay zeka ne demek? Şimdi bizim gündemde çok aslında popüler olan iki tane kavramdan bahsediyoruz. Siber güvenlik ve yapay zeka. Bu ikisi birlikte nasıl kullanılabilir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu alanın biraz kendine özel karakteristik özellikleri var. Bazı problemleri, avantajları ve dezavantajları var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ardından siber güvenlikte yapay zeka geliştirmek için bazı ana başlıklar oluşturdum. Bir gruplama yaptım. Bunlardan birincisi güvenliği artırmaya yönelik uygulamalar. İkincisi zararlı durum tespitine yönelik uygulamalar ve güvenlik mekanizmalarını atlatma yönelik uygulamalar. Bunlara örnekler vererek, gerçek hayattan örnekler vererek, açıklayarak, bazen akademik çalışmaları refere ederek, Okan'ın bahsettiği CTF çalışmasından da kısaca bahsedecek şekilde sunumumu tamamlayacağım. İlk olarak netleştirmek istediğim bir konu var. Şimdi, yapay zeka dediğimiz kavram biraz geniş bir kavram. Ancak yapay zeka dendiği zaman aslında insanların aslında söylemeye çalıştığı şey büyük çoğunlukla machine learning. Machine learning dediğimiz olay yapay zekanın veri kullanılarak makineye öğretilen bir alt dalı. Daha farklı yapay zeka başlıkları da var elbette. Ama bizim bugün konuşacağımız kısmı machine learning tarafı ve machine learning dediğimizde yapay zekanın input olarak bir veri aldığı ve makinenin yani bilgisayarın ya da yazılımın bir şeyler öğrendiği ve çıktı verdiği bir sistem. Biz machine learning'den bahsedeceğiz. Machine learning dediğimiz kavram oldukça basic bir kavram. Siz input olarak eğer bir image verirseniz machine learning algoritmasına siz bir image processing uygulaması geliştirmiş oluyorsunuz. Eğer bir healthcare uygulaması geliştiriyorsanız, mesela kanserli hücrelerin tespiti için bir veri sağladıysanız algoritmaya, ona yönelik bir yapay zeka projesi geliştirmiş oluyorsunuz. Bizim bugün konuşacağımız konu cyber security ile ilişkili olan verilerin machine learning ile işlenmesi ve yapay zekanın bunu öğrenmesi üzerine olacak. Kavramları kısaca netleştirmek önemli sonraki kısımları anlamak için. Hızlıca geçiyorum. Şimdi karakteristik özelliklerimiz neler? Önceki sunumda hocamın da bahsettiği gibi aslında zor bir alandan bahsediyoruz. Siber güvenlik diğer yapay zeka problemlerine göre biraz daha zor bir alan. Neden zor bir alan?
Çünkü ihtiyaç duyduğumuz verilerin elde edilmesi oldukça zor. Veriden kastım ne? Örneğin bir network'te anomali tespiti yapan bir uygulama geliştirmek istiyorsunuz. Ve elinizde içinde gerçekten anomali bulunan bir network trafiğine ihtiyacınız var. Bu verinin bir de anormal olan aktivitelerinde etiketlenmiş olmasına ihtiyacımız var. Birçok problemde. Etiketlenmeyen verilerde çalışan da uygulamalar olacaktır. Ama şu an biz etiketli veriler üzerinden anlatacağım ben. Etiketlendirilmiş yani bir network trafiği var. İçinde de şu trafik aslında anormal bir trafiktir diye onun etiketlenmiş olduğu bir veri seti düşünün. Elinizde bu veri seti olmadan bir makine öğrenmesi tabanlı, machine learning tabanlı bir yapay zeka uygulaması geliştiremezsiniz arkadaşlar. Ve bu verinin elde edilmesi de oldukça zor. Neden zor? Çünkü bu veri confidential bir veridir. Firmalar, kurumlar, örneğin bir banka kendi network'ünün bu şekilde bir amaç için kullanılması için dışarıya veremez. Bunun muhtemelen KVKK kapsamında da bazı engelleri vardır. Bu verinin elde edilmesi oldukça zor. Veriyi elde edemediğiniz zaman da aslında en temelde temeliniz çürük oluyor arkadaşlar ve yapay zeka uygulamasını bu bozuk veriyle ya da hiç veriniz yoksa zaten geliştiremezsiniz makine öğrenmesi uygulamasını. Sağlam bir temele oturtamamış oluyorsunuz. Anomali tespiti uygulaması için ben araştırdığımda KDD99 isminde bir veri seti olduğunu gördüm ancak 2008 yılında geliştirilmiş akademik amaçla kullanılmak için geliştirilmiş bir veri seti. İçinde etiketli bir şekilde anormal trafiğin olduğu bir network trafiği var. Bu veri üzerinden bir anormallik tespiti uygulaması geliştirilebilir ancak hepinizin de bildiği gibi siber güvenlik aslında fazlasıyla dinamik bir uygulama alanı. Yani 2008 yılında gerçekleştirilen bir saldırının şu an günümüzde bir karşılığı olmayabilir. O saldırı türü belki de onlarca, 20'şer kez evrim geçirip çok daha komplike ve daha farklı saldırılara dönüşmüş olabilir. Eğer siz 2008 yılında toplanmış bir veri seti üzerinde bir uygulama geliştirirseniz bu yalnızca akademik niteliği olur ve gerçek hayatta uygulanması mümkün olmaz. Çünkü data çok eski, alan çok dinamik, siber güvenlik alanı çok dinamik. Bu dinamikliğe ayak uyduracak bir veri setiniz yoksa başarılı bir şekilde uygulama geliştirmeniz gerçekten çok zor. Open source bazı datalar var uygulamaların geliştirilebilmesi için. Ancak az önce bahsettiğim sebeple güncelliğini yitirmiş çoğu ve aktif bir şekilde güncellenen veriler oldukça az. Bazı uygulama türlerinde yine veri seti bulmak mümkün. Ama birçok uygulama başlığında veri seti bulmanız gerçekten çok zor. Honeypot'lar vesaire ile dinamik data toplanabilir eğer böyle bir uygulama geliştirmek istiyorsanız. Ama bunlar çok masraflı yöntemler. Hem bir saldırıyı simüle edeceksiniz ya da gerçekten gerçekleşen bir saldırının verisini toplamak istiyorsunuz. Honeypot'lar kurup saldırıların o honeypot'lara gelmesini ve sizin de o dataları toplamanız gerekecektir. Bu da oldukça masraflı bir alan. Dolayısıyla özet geçecek olursam bir veri setinin bulunması çok zor. İki, çok dinamik bir alanda çalışıyoruz. Ve bu iki sorun sebebiyle siber güvenlikte yapay zeka uygulamaları geliştirmek nispeten diğer uygulamalara göre biraz zor. Karakteristik özelliklerinde siber güvenlikte şunu da belirtmem gerekiyor. Bulmak istediğimiz şeyi tam olarak tanımlayamıyoruz. Yani bir aslında hepimiz biliyoruz biz siber saldırıyı tespit etmek istiyoruz ama o siber saldırının paterni nedir? Yani şu 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 paternine uygun olan saldırıları yakalayayım diye net bir tanımlama yapamıyorum. Önceki sunumda hocamın da bahsettiği gibi daha herhangi bir gruba dahi alınamayan saldırı türleri var ve oranı çok düşük dediği. Ve SQL injection diye bildiğimiz bir saldırının bile birçok farklı uygulanma biçimi var. Ve şu 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 yöntemleri uygularsak SQL injection'ı
kesinlikle tespit ederiz gibi net bir tanımlama yapamıyoruz. Bu diğer yapay zeka problemlerinden bizi ayırıyor. Burada gördüğünüz resimde bir image processing uygulaması var ve aslında bu aradaki farkı, siber güvenlikle image processing uygulaması arasındaki farkı çok net gösteriyor. Tespit etmek istediğim şey çok belli. Bir köpek, bisiklet ve araba. Bu ne olursa olsun, eğer bir görüntü işleme uygulaması yapıyorsam, bu ve buna benzer. Yani bizim araba dediğimizde aklımıza gelen şey neyse, görüntüde gerçekten de ben onu yakalamak istiyorum. Tanımlamak istediğim, bulmak istediğim şey oldukça net ve doğru ya da yanlış yaptığımı da çok net bir şekilde söyleyebildiğim bir yapı, image processing. Ama siber güvenlikte ne yazık ki bu durum biraz farklı. Bizim bulmak istediğimiz şey aslında biraz da saldırganın hayal gücüne kalmış bir şey. Saldırganın hayal gücüne karşı bir savaş vermeye çalışıyoruz. Hem oldukça dinamik bir alandayız, hem de bulmak istediğimiz şeyi net ifadelerle tanımlamamız da biraz zor. Belirli bir saldırı türleri, örneğin malware yazılımlar ya da SQL injection, az önce bahsettiğim gibi, zamanla değişime uğruyorlar ve bu değişim bizim onları tespit etmemizi oldukça zorlaştırıyor. Şöyle bir örnek vereyim, atıyorum. Bugün bir SQL injection tespiti uygulaması geliştirdim ve şu an onun başarılı çalıştığını da bir şekilde ispatladım. Elimde bir uygun bir veri seti olduğunu düşünelim. Bu SQL injection tespiti sisteminin önümüzdeki sene ya da bir sonraki sene aynı başarıda saldırıları tespit edeceğinin garantisi yok. Dolayısıyla elinizdeki veri setini güncellemeden, yani aynı şekilde yapay zeka modelinizi de sürekli belirli aralıklarla güncellemezseniz tam anlamıyla bir tespit sistemi yaptım diye düşünemezsiniz. Bu özellikle sektörde kullanılması planlanan uygulamalar için oldukça önemli. Benim üzerinde çalıştığım yapay zeka projelerinde malware domainleri tespit etmek üzerine bir proje yürütüyorum. Belli aralıklarla malicious domainlerin yaptıkları davranışlar değişiyor ve biz belirli aralıklarla bu değişiklikleri bulup, tespit edip, verilerini toplayıp yeni bir veri seti oluşturup bununla modelimizi güncelliyoruz ki güncel malicious domainleri de yakalayabilelim diye. Burada bir grafik görüyorsunuz. Bu grafik 3 yıllık bir zaman dilimi içerisindeki saldırı oranlarını gösteriyor. Örneğin malware saldırısı 3 yıl içerisinde ne kadar değişiklik göstermiş? %6.4 iken, bu 2015 yılını gösteren bir grafik, mavi olan, 2017 yılında yalnızca 2 yıl sonra %30'a çıkmış. Yani oran olarak saldırıların şeyi değişiyor. Bu sektörün ya da uygulama alanının dinamikliğini gösteren bir sistem. Mesela bir anomali tespit uygulaması yaptınız. Eğer elinizde %6.4'lük oranda bir malware olan bir network trafiğiniz varsa, aradan 2 yıl geçmesine rağmen, çok kısa bir zaman dilimi geçmesine rağmen, malware oranı %30'a çıkmış durumda. Ve bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir değişiklik sizin uygulamanızda tespit edilemeyebilir. Beklenmedik çıktılara sebep olabilir. Burada yine benzer şekilde unknown, yani saldırının ne olduğunun hiç anlaşılamadığı saldırı türü oranı da oldukça yüksek. Burada gördüğünüz gibi saldırıların 3'te 1'i ya da 4'te 1'i diyeceğimiz bir oranda ne olduğu anlaşılamamış olan saldırılar. Bir yapay zeka uygulaması geliştirmek istiyorsanız şu kısmı hariç tutamazsınız. Veya özellikle sektöre yönelik bir uygulama geliştiriyorsunuz, ya ben unknown'ları tespit etmeyeyim diyemezsiniz. Bu kadar yüksek bir oranda saldırı gerçekleşiyorsa bu grubu da bir şekilde yakalamanız gerekir. Ama gerçekten tanımlayamadığınız için bunu bulmak biraz zor. Şimdi ben size siber güvenlik alanına yönelik geliştirilebilecek yapay zeka ya da makine öğrenmesi uygulamalarından bahsedeceğim. Bu uygulamaların bir kısmını siz gerçek hayatta zaten görüyorsunuz, kullanıyorsunuz. Farkında olsanız da olmasanız da aslında hayatınızın içinde bir yerlerde siber güvenlik ve yapay zeka uygulamaları var.
Ben 3 gruba ayırdım bunları. Bu gruplardan birincisi güvenliği artırmaya yönelik uygulamalar. Diğeri de güvenlik mekanizmalarını atlatmaya yönelik uygulamalar. Ve aslında işin büyük çoğunluğunun döndüğü zararlı durum tespitine yönelik uygulamalar. İlk olarak güvenliği artırmaya yönelik uygulamalardan bahsedeceğim. Parmak izi tanıma, yüz tanıma ya da iris tanıma, bunlar birçok uygulama ya hayatımızda birçok yerde karşılaştığımız şeyler. Eskiden iPhone'ların parmak izi tanıyıcıları vardı. Şimdi artık o yüz tanımaya dönmüş durumda. Ya da eskiden hastanelerde avuç içi tanıma sistemleri vardı. Halen var mı emin değilim. Ya da ses tanıma sistemleri. Yanlış hatırlamıyorsam GSM operatörleri sizi sesinizden tanıyan uygulamalar üzerinde yoğun çalışıyorlardı. Bunların hepsi aslında teker teker baktığınızda ya da dar bir perspektiften baktığınızda yapay zeka uygulamaları ya da siber güvenlik uygulamaları gibi gözükmüyorlar. Ama aslında bunlar sizin siz olduğunu doğrulamak. Yani cep telefonu kullanıyorsanız parmağınızı basan parmağa basılan kişinin siz olduğunu ya da hastaneye gittiyseniz işlem yapacak kişinin gerçekten siz olduğunu doğrulayan ve güvenliği artırmaya yönelik uygulamalar. Bir diğer çeşit, burada az önceki slaytta bahsettiğim verification sistemi aslında biometrik verification. Yani bu sahip olduğunuz fiziksel bir nesnenin tanımlanması ve size unique olan bir nesnenin özellikle tanımlanması şeklinde yapılan bir doğrulama sistemi. Bir diğer çeşit doğrulama sistemi de activity based verification. Bunu anlatmak için bir filmden örnek vereceğim. Bu Mission Impossible belki izleyenler hatırlayacaktır anlatınca. Biraz da eski bir film. Güvenlikli bir tesise bizim adamlarımız giriş yapmak istiyorlar. Bu güvenlikli tesisin çok katmanlı bir güvenlik altyapısı var. İşte kartla giriş yapıyorsunuz, biometric verification, işte el tanıma, göz tanıma, yüz tanıma, birçok bu steplerden geçiyorsunuz. Ve en son gerçekten istediğiniz noktaya ulaşabilmek için bir koridor var. Ve bu koridorda yapmanız gereken tek şey yürümek. Tahmin edebileceğiniz gibi her insanın yürüme karakteristiği birbirinden farklıdır. Yerde, zeminde sensörler var ve sizin yürüdüğünüzde yaptığınız davranışı tespit edebilecek, birbirinden ayırt edebilecek sensörler var. Yapmanız gereken tek şey o yolda yürümek. Eğer gerçekten doğru kişiyseniz hiçbir şey ekstradan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece yürümeniz o şifreyi açmanızı sağlayacaktır. Ama diğer yöntemleri yani diğer katmanları diyeyim, diğer katmanları bir şekilde geçebilirsiniz. Kart yapabilirsiniz. Yani bir kartı bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Parmak izini ya da irisi bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Ancak ne olduğunu dahi bilmediğiniz bir şifre. Aslında şifreye siz sahip değilsiniz burada. Diğer örneklerde sizin sahip olduğunuz şey bir şifre olarak kullanılıyor. Ancak burada siz şifreye sahip değilsiniz. Şifre sizsiniz. Şifrenin ne olduğunu tanımlayamıyorsunuz. Nasıl yaptığınızı da bilmiyorsunuz. Ama şifre sizde var. Ya da siz şifre olarak kullanılabiliyorsunuz. Bunun peki gerçek hayattaki karşılığı ne? Tabii filmler biraz ütopik şeyler. Gerçek hayatta mümkün mü değil mi tartışılır. Gerçek hayatta karşılaştığımız örnekler akademik çalışmalarda bu klavye karakteristiğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar var. Örneğin ben klavyede bir şeyler yazıyorum. Benim tuşlara basmam, örneğin kontrole basmam ve çekmem arasındaki süre, alta basmam çekmem, delete'e basmam çekmem ve bunların belki birlikte kombinasyonları kontrole basmam ile alt tuşuna basmam arasındaki süre burada bir feature olarak kullanılmış. Bu şekilde elde edeceğiniz feature'lar ile metni yazan kişinin gerçekten doğru kişi olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Yapılmış akademik çalışmalar var ve yüksek başarı oranlarında bunu yapabiliyorsunuz. Elbette bunun false pozitifi de vardır. Tam anlamıyla %100 doğru çalışır diye bir şey söyleyemiyoruz yapay zeka uygulamalarında. Ancak activity based verification olarak kullanılabilir. Güzel bir uygulama örneği. Sizden bir metin yazmanız isteniyor ve bir yere login oluyorsunuz. Eğer kafanıza bir silah
dayansa ya da sizin yerinizde başkası oraya girmeye çalışsa bütün fiziksel özelliklerinizi kopyalayabileceği mümkün olduğu halde bu keystroke dinamikleri yani klavye kullanım dinamiklerinizi birisine vermeniz mümkün değil. Öğretmeniz de mümkün değil. Çünkü siz bile bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani kimse kontrol tuşuna ne kadar süre bastığını ya da bir metin yazarken tuşlara ne aralıkta nasıl bir frekansla bastığını bilmez. Ancak bir metni yazdığı zaman kendi karakteristiğine göre yazdığı için o doğrulamayı geçebilir. Bir başka uygulama örneği mouse tıklaması ile yapılabilen bunun bir örneği var. Burada Zuma diye bir oyun görüyorsunuz. Bu oyun da işte burada toplar var. O toplara elinize gelen şeyleri tıklayarak patlatmaya çalışıyorsunuz ve buraya gelmeden bütün topları patlatma ya da buraya gelmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Buradaki mouse tıklama karakteristiği ile de activity based verification'ı yapabiliyorsunuz. Buradaki mantık keystroke dynamic'le aynı. Bir kişinin tıklama karakteristiği aynı. Uniktir. Mesela ben burada önce şu yeşili patlatmak isterim. Ama başkası kırmızıyı patlatır. Sonra şu yeşili patlatır. Ya da şuradaki sarılara gitmeye çalışabilir. Gibi gibi farklılıklar yapılabilir. Siber güvenlikte yapay zekanın kullanıldığı bir diğer alan siber tehdit istihbaratının oluşturulması üzerine. Bu çok önemli bir konu. Benim de üzerine aktif çalıştığım bir konu. Nedir Open Source Threat Intelligence? Bir domain ya da herhangi bir aset, internet ortamındaki bir aset için toplanmış bilgiler. Bu bilgiler birçok farklı kaynaktan gelebilir. Sosyal medyadan toplanabilir, vulnerability database'den toplanabilir, hacktivist forumlardan toplanabilir. Ama nereden olursa olsun internetin herhangi bir yerinde araştırdığınız domain olabilir, bir firma ile alakalı olabilir ya da bir IP ile olabilir. Bir şekilde bir bilgi bulunabilir. Onun zararlı olduğu ile alakalı. Bu bilgilerin derlenip toparlanması işlemini biz open source intelligence diyoruz. Open source intelligence için bazı yapay zeka uygulamaları kullanılıyor. Örneğin FishTank diye bir open source kaynak var. Bu kaynakta phishing URL'lerin paylaşılması ve bu güncellenen bir veri tabanı. Şu an girdiğinizde son phishing URL'leri de burada görebilirsiniz. Paylaşılıyor ve siz bu URL'leri kullanarak phishing tespiti uygulamalarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Buradaki tespit işlemleri belki bir kısmı manuel yapılıyordur ancak bir kısmı yapay zeka uygulamalarıyla yapılıyor. Submit eden birçok farklı firma var ve phishing tespiti aslında güzel bir uygulama alanı siber güvenlikte yapay zekanın uygulanabilmesi için. Örnek vermek istiyorum. Potansiyel phishing bir domain apple-account-secure.info. Böyle bir domaini gördüğünüz zaman insan gözüyle baktığınızda bunun siz phishing olma olasılığının yüksek olduğunu elbette anlayabiliyorsunuz. Ancak bunun bir yazılım tarafından anlaşılması gerçekten zor. Çünkü Apple'ın ne olduğunu yazılım size öğretmediğiniz takdirde bilmez. Account kelimesini bilmez. Arada tirenin şüpheli bir durum olabileceğini bilmez. Bu kelimelerin birlikte yazılmasının şüpheli olabileceğini bilmez. Ta ki siz onu öğretene kadar. Benim de üzerinde çalıştığım bir projede bir domainin ya da bir URL'in phishing amacıyla üretilip üretilmediğini anlayan yapay zeka uygulamalarımız var. Yapay zeka tarafına eğitilebilir bir veri. Veri de aslında oldukça simple. Yani elinizde bir miktar phishing domain varsa ve bir miktar da safe domain varsa, Google, Yahoo, işte Gmail gibi safe domainler ve phishing domainlerden yeterli miktarda elinizde varsa bunu yapay zeka uygulamasına verip onu öğrenmesini isteyebilirsiniz. Bu da yapay zeka ve siber güvenlik uygulamaları için güzel bir örnek. Ya da saldırı tespit uygulamaları için de benzer durum söylenebilir. Honeypot'larda da bu tarz saldırıları tespit etmek ve yapay zeka ile bunları sınıflandırmak yapılabilir şeyler. Bir diğer konu başlığına geçeceğim. Güvenlik mekanizmalarını atlatmaya yönelik uygulamalar. Bu
Biraz eskidi bu konu aslında ama Equifax hacklenmesi çok aslında ses getirmişti ilk olduğu zamanlarda. Belki siz de hatırlayacaksınızdır. Equifax yanlış bilmiyorsam insanların kredi alışkanlıklarını ölçen, belki de bir kredi skorlama yapan bir firma. Bu firma hacklendi arkadaşlar ve burada gördüğünüz bilgiler açığa çıktı. Yaş, cinsiyet, job title, experience level gibi bir takım veriler açığa çıktı. Bu veriler kullanılarak siber güvenlik altyapılarının aşıldığı uygulamalar geliştirilebilir. Örnek vereceğim. Hepiniz şöyle bir bildiri almışsınızdır. İşte bu ayki seyahat harcamanız ortalamanın üzerindedir. Bu bilginiz dahilinde mi? Ya da bu ayki işte çocuk harcamanız normalin üzerindedir. Ya da bu ayki yemek harcamanız, bu ayki teknoloji harcamanız normalin üzerindedir. Bu aslında arkadaşlar bir user profiling'dir. Yani sizin harcama alışkanlıklarınız bir şekilde bir profile dökülüyor ve bu profilde anormal olan bir case yaşandığı zaman size bilgilendirme geliyor. Şöyle bir case düşünelim. Kredi kartı bilgileriniz açığa çıktı ve bu tarz bir veriyle geliştirilmiş bir uygulama sayesinde saldırgan sizin harcama profilinizi biliyor. Ve sizin ayda bir teknoloji kategorisinde ne kadar harcama yaptığınızı biliyor. Böyle bir uygulama sayesinde. Sizin kredi kartı bilgilerinizle bir teknoloji harcaması yapsa 300 lira olabilir, 500 lira olabilir ya da 1000-2000 lira olabilir. Eğer normal bir aralıkta bir harcama yaparsa profilinize uygun olacak şekilde kaç kişi bunu tespit edebilir? Yani bunu hesap özetini sürekli inceleyen biriyseniz bunu anlamanız çok sürmez. Belki en son ay sonunda hesap özetini incelediğinizde belki yaparsınız. Bazen ben kendi adıma konuşacak olursam hesap özetinde bazen gördüğüm şeyleri harcamayı ben yapmış olsam bile hatırlamıyorum. Ve diyorum ya acaba ben hacklendim mi? Niye böyle bir harcama var? Sonra düşündükçe ha evet onu ben harcamıştım diyorum. Böyle bir durumda gerçekten sizin olmayan bir harcamayı bulup çıkarmanız oldukça zor. Tabii sizin hesap eksiminizi incelediğinizi öğrenmek de güzel bir şey. Başka bir örnek, Hocam, kapçalar biliyorsunuz. diyerek hani konuyla alakalı bir arkadaşımızın sorduğu bir soru vardı. Direkt hani şey olmasın sonrasında. Phishing için yazılan yapay zeka uygulamalarında diğer malware için yazılanlar kadar sık olarak güncelleme ihtiyaç duyuluyor mu diye sormuş Celal Bey. Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında her uygulama türünün kendine özel bir karakteristik özelliği vardır ama şunu söyleyebilirim. Eğer bir siber güvenlik uygulaması geliştiriyorsanız kesinlikle bunun belirli aralıklarla güncellenmesi lazım. Phishing özelinde konuşacak olursak bunun belki daha sık yapılması iyi olabilir. Çünkü phishing gerçekten kullanıcının ya da saldırganın hayal dünyasında kalmış ve oluşturması oldukça kolay. Ya biliyorsunuz GoDaddy'ye girdiğinizde istediğiniz domaini eğer başka satın almamışsa almanız mümkün. Malwarelerin güncellenme sıklığı biraz daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Belki diğer konuşmacı arkadaşlar burada beni düzeltmek isteyebilir. Burada malware yazılım geliştirmek bir domain satın almaya kıyasla daha zor bir süreçtir. Ama bu şu demek anlamına gelmiyor. Hani malware yazılımı tespit eden uygulamaları işte 5 yılda bir güncelleyelim anlamına gelmiyor. Ama phishing uygulamalarına kıyasla belki biraz daha uzun periyotlarda güncellemek iyi olabilir. Bu periyodun uzamasının şöyle de bir etkisi olacaktır. Phishing domainlerin kısa zaman aralıklarında da çok fazla phishing domain yakalayabilirsiniz. Binlerce, on binlerce. Yani ben bir günde bile çok yani on binlerce phishing domain görüyorum, yakalıyoruz. Ama malware yazılım için benzer bir şey biraz zor. Yani bir gün içerisinde ya her gün on binlerce malware yazılım bulmak biraz zor bir durum. Zaten elinizde veri birikmezse malware yazılım tespiti uygulamanızı da güncelleyemezsiniz. Güncellemek için elinizde veriye ihtiyaç var ve malware yazılımlar için bu biraz daha zamanla biriken bir şey diyebilirim. Peki benim bir kişisel bir sorum. Şimdi malum ChatGPT 4 ve ChatGPT ciddi anlamda aldı yürüdü.
ChatGPT'nin sunduğu API'lerde var keza. Arka planda bazı modellerin yapay phishing görevlerinin, phishing testlerin metinleri anlayıp bunun yorumlaması ve benzeri gibi durumlar. Buradaki süreçleri de kendimize ek bir güvenlik katmanı olarak katmamız mümkün mü? Ya da katsak bunun faydasını görür müyüz? Ya şüphesiz ChatGPT bu alanda bir faydalı bir bilgi verecektir. Çünkü ben de kullandığım kadarıyla gerçekten karşımda bir uzman varmışçasına cevaplar alıyorum. Ancak yapay zeka %100 güvenilir bir şey değildir arkadaşlar. Yani ChatGPT'den kesinlikle doğru bir cevap alırım gibi bir şey beklemek şu an için mümkün değil. Zaten ChatGPT'nin yapımcıları bile bu çıktının bir production'da kullanılacaksa eğer çıktının kontrol edildikten sonra kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Bu nedenle ChatGPT fayda sağlayabilir ama çok merkezde bir yere şu aşamada oturabileceğini zannetmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Benim de bir sorum var, bölmüş olayım. Celal Bey'in sorusunun aslında hem bir yanıt hem de tam benim sormak istediğim soruyla da bağlantılı olduğu için. Phishing'lerde her geçen gün farklı senaryolarla karşılaşıyoruz. Saldırganlar önceden fatura gönderiyorlardı. İşte Turkcell faturasının bir örneğini görmüştük. Fakat süreç biraz daha değişti. Sürekli değişmeye de devam ediyor. Her gün yeni bir phishing senaryosu görüyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın da burada güncelleniyor olması gerekiyor. Bu süreci manuel olarak güncellemek yerine sürekli bir güncelleme haline dönüştürebilmek mümkün mü yapay zeka ile çalışırken? Hem machine learning'de yapay zekanın eğitilmesi hem de aynı zamanda bunun production'da faydalanılması, iki süreç birlikte yürütülebiliyor mu? Güzel bir soru. Bu aslında bir uygulamanın başarısını etkileyecek aslında anahtar bir mesele. Biz ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim ve olması gerekeni söyleyeyim. Biz her gün yeni bir yapay zeka modeli train edemiyoruz. Bu çok feasible bir şey değil. Ama her gün yeni bir case ile karşılaşıyoruz diyebilirim. Biz ne yapıyoruz? Bunları belirli periyotlarla ancak yapabiliyoruz. Bu elimizdeki verileri biriktiriyoruz ve vakti geldiğinde yeni bir model train edip tabii bunu sadece train etmek değilmiyor. Bunun test aşamaları biraz uzun sürüyor. Çünkü özellikle benim çalıştığım firmada eğer bir domaine phishing diyorsanız ve o phishing değilse gerçekte çok büyük sıkıntılar doğuyor. Müşterileri erişemiyorlar. Gitmek istedikleri domainlere gidemiyorlar. Bazen mailleri istedikleri yere gidemiyor gibi kezlerle karşılaşıyoruz. Bunun testleri bizde oldukça uzun prosedürlerle takip ediliyor. Bizim yaptığımız şey belirli aralıklarla bunu yapmak. Ancak şöyle yapay zeka uygulamaları var. Akademik çalışmalarda bunu görmek mümkün ama sektörde bir karşılığı var mı onu bilmiyorum. İteratif öğrenme diye bir kavram var. İteratif öğrenmede yapay zeka modeliniz gelen her örnekle kendini güncelleyebiliyor ve yeni sistemlere anında adapte olabiliyor. Bunun akademik camiada bir karşılığı var ama akademik camia bizim alanda ne yazık ki sektörden çok farklı bir dünya. Orada bir karşılığının olması sektörde onu o şekilde yapılabildiği anlamına gelir mi emin değilim. Ama sorunuzun cevabı sektördeki karşılığı bunun belirli periyotlarla yapılması, akademik camiada karşılığı ise iteratif algoritmalarla bunun anlık bir şekilde güncel tutulması şeklinde. Teşekkürler hocam cevap için. Teşekkürler. Konuya dilerseniz CAPTCHA ve Brute Force'la tekrar sizin akışınızı bozmadan. Evet. CAPTCHA hepinizin bildiği gibi bir güvenlik katmanı. Eğer bir yerde bir login olmaya çalışıyorsanız size belki ilk girişinizde söylenemez ama ikinci, üçüncü, dördüncü hatalı girişinizde CAPTCHA çıkar. Neden CAPTCHA çıkar? Sizin gerçekten bir insan olduğunuzu doğrulamak için. Sebebi de brute force atakları engellemek. Bu bariz. Çünkü eğer bir limit olmazsa ben sonsuz sayıda parolayı istediğim hızda sorabilirsem şifrelerin kırılması tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki daha kolay.
Şifre ne kadar zor olursa olsun buna filtre koymak ya da bir katman eklemek, captcha ile katman eklemek güzel bir güvenlik çözümüdür. Aşağıda gördüğünüz en ilkel captcha çeşitleri, yani burada bir karakterler var ve arada gürültüler var bu görüntülerde. Bir görüntü işleme uygulamasının aslında doğru tanımasını zorlaştıracak şekilde gürültüler eklenmiş. Çizgiler, dikey, yatay, eğik, bir takım çizgiler. Zaten harfler de benzer şekilde net bir fontla değil de farklı şekillerde yazılmış. Bunu insan kolaylıkla anlayabiliyor ama yazılımla anlamak biraz zor. Zordu diyeceğim artık çünkü günümüz teknolojisiyle bunların da tespit edilmesi oldukça kolay. Eğer sisteminizde sadece bir captcha kontrolü çıkarıyorsanız bu captcha kontrolünün atlatılacağı uygulamalarla brute force hata aslında açık hale geliyorsunuz. Bu nedenle teknoloji de tabii durduğu yerde durmuyor, gelişiyor. Ve Google'un reCAPTCHA'sı çıktı. Google'un reCAPTCHA'sı az önce gördüğümüz örneğe göre çok daha zor atlatılması. Çünkü görüntüden bir anlam çıkarmamızı istiyordu. Anlam nedir? Burada gördüğünüz trafik tabelalarının olduğu kutuları seçin. Burada bir insan gözüyle baktığımda ben bunu oldukça kolay bir şekilde seçebilirim. Ama buradaki kutuların yani image parçalarının gerçekten trafik işaretinin olduğunun yapay zeka ya da bir herhangi bir yazılımla tespit edilmesi daha zor. İmkansız mı? Değil. Bu solda gördüğünüz çalışma bir yapay zeka uygulaması ve aslında farklı farklı algoritmalar ya da ürünler diyeyim, ürünlerle bunun çıktılarını görüyorsunuz. Uygulama şunu yapıyor. Bir görüntü veriyorsunuz ve çıktı olarak size onu metne dönüştürüyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz görüntüde arkada belki bir şarap, önde de bir kadeh, içinde de şarap var. Bu uygulama GRIS Wine and Blood demiş. Başka bir uygulama Wine and Glass demiş. Burada diğer uygulamaların şeylerini verebiliyorsunuz ama benim hoşuma giden şu. A glass of wine sitting on top of a table. Böyle bir uygulama ile burada belki parçaları vererek ya da buradaki bütün parçayı da input olarak kullanabilirim. Yapay zeka algoritmasına versem bana bunun aslında trafik işareti olup olmadığını söyleyebilir. Ve eğer bu yazılımla yapılabiliyorsa oldukça hızlı çalışır ve brute force'a açık hale gelebilirsiniz. Yapılan akademik çalışmalar var. Google reCAPTCHA'nın benzer teknikle atlatılabilme oranı %70. Bu aşağıya koyduğum linkten hem detaylı yazıya hem de akademik çalışmaya erişebilirsiniz. Facebook'un ayrı bir captcha sistemi var. Facebook'un captcha sisteminde %83 başarı oranı ile kırılabilmekte. Yani aslında biz brute force ataklara karşı kendimizi güvende hissetmememiz gerekiyor. Daha farklı güvenlik mekanizmaları mutlaka uygulanmalı. Çünkü gördüğünüz gibi bu rakamlar bu arada eski. Yani bu belki daha güncel çalışmalar burada başarı oranını arttırmış olabilir. %80, %85'lere çıkmış olabilir. Ama burada benim vurgulamak istediğim nokta brute force'a karşı captcha kullandık diye kendimizi güvende hissetmememiz lazım. Çünkü kırılması mümkün. CTF konusuna geleceğiz. O konuda en başta vurguladı. CTF biliyorsunuzdur çoğunuz. Nedir? Bir çeşit hackleme senaryosunun kontrollü ortamlarda eğitim amaçlı olarak gerçekleştirildiği yarışmalar diyebiliriz buna. Genelde bir bayrak olur. O bayrağı bir şekilde hackleme adımlarını takip ederek ulaşmak hedeflenir. 2016 yılında yapılmış bir çalışma, Okan'ın bahsettiği çalışma bu. Cyber Grand Challenge isminde bir CTF yarışması. Normalde CTF yarışmalarını çok duyarsınız. İnsanların katıldığı CTF yarışmaları çok sık yapılıyor. Ama bu yarışmanın özelliği, bu yarışmaya sadece yapay zeka uygulamaları katılabiliyor. Bir insan olarak katılamıyorsunuz. Yapay zeka uygulamalarından sistemi hackleyip bayrağı ele geçirmeleri isteniyor ve ödül, ciddi bir ödül, 2 milyon dolar ödülle birinciye ödüllendirmeyi planlamışlar. İkinciye 1 milyon dolar, üçüncüye 750 bin dolar.
Yarışma yapılıyor ve gerçekten yapay zeka uygulamaları bunu hackleyebiliyor ve buradan bu firma ve bu firma daha sonra sektöre giriyor ve bu alanda ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle aslında sisteme bir şekilde erişiliyorsa içeride koyduğunuz güvenlik mekanizmalarına çok güvenmememiz lazım. Çünkü bir yapay zeka uygulaması bunu aşabilir. Bunun şöyle bir tehlikesi var. Şimdi gerçekten tecrübeli ve yetenekli bir hacker olamayabilirsiniz. Yani atıyorum Apple'ı hackleyecek kadar kabiliyetli değilsiniz ya da PlayStation'ı hackleyecek kadar iyi bir bilginiz yok. Ama elinizde böyle bir uygulama varsa, yazılım varsa, yazılım biliyorsunuz, kopyalanabilir şeyler. Bunun binlerce kişiye ulaşması ve o binlerce kişinin aslında kendi emeğiyle hackleyemeyeceği yerleri bu yazılımla hacklemesi mümkün. Dolayısıyla yetenekli insan anlamında daha az olduğunu düşündüğümüz nitelikli insanın yapay zeka uygulamasına dönüşmesi durumunda aslında herkesin elinde bir hackleme yazılımı varmış gibi düşünmek gerekiyor. Son başlık zararlı durum tespitine yönelik uygulamalar. Burada aslında bir kısmını konuştuğumuz malware detection, phishing detection, fraud detection gibi çalışmalar, IDS, IPS sistem ya da botnet detection, spam filter, incident forecasting. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bunlar biraz daha elle tutulur uygulamalar sektöre yönelik. Benim de üstünde aktif çalıştığım bir kısmı, üzerinde aktif çalıştığım uygulamalar. Onlardan bahsedeceğim. İlk bahsetmek istediğim biraz basit. Ama ben ilk öğrendiğimde gerçekten çok zekice olduğunu düşündüğüm bir sistem. Domain Generation algoritm. Bu şöyle çalışıyor. Elinizde bir zararlı yazılım var. Geliştirdiğiniz bir zararlı yazılım var. Bu zararlı yazılımı bir şekilde çok geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler, belki IoT cihazlar. Hepsine bir şekilde ulaşmaya çalıştınız ve bazılarında gerçekten enfekte ettiniz. Şimdi yapmanız gereken şey o enfekt olmuş device'lara ulaşmak ve onlara talimatlar göndermek. Şurada gördüğünüz bunu command and control sunucu olarak düşünelim. Benim bağlı olduğum sunucu. Ama ben istiyorum ki bu sunucudan bu device'ların hepsine erişeyim. Eğer onlardan bir bilgi çalmak istiyorsam atıyorum SMS'lerini, az önceki sunumda hocamın bahsettiği gibi bir SMS'leri alıp gönderiyordu Zeus Botnet. SMS'lerini alabilirim ya da daha farklı bilgilerini alabilir. Ama arada bir iletişim kurmam gerekiyor. Peki bu iletişimi nasıl kuracağım? Belirli bir domain ismi kullanabilirim. Örneğin işte zeusbotnet.com. Eğer böyle bir domain üzerinden iletişim kurarsam bunun tespit edilmesi çok kolay. Network trafiğine bakan bir insan ya bu nasıl bir domain? Niye buna o kadar fazla giden var? Deyip benim domainimi engelledi yani bütün altyapım çöküyor arkadaşlar. Ben de bunu istemediğim için şöyle bir algoritma geliştiriyorum. Diyorum ki ben her gün belki de her saat farklı bir domain üzerinden iletişim kurayım. Ama domainler öyle domainler olsun ki hem ben bileyim hem de device'larım bilsin. Device'larım arasında iletişimim de yok. Ama öyle bir sistem olsun ki belirli gün ve saatte bu mobil device de aynı domaini bilsin. Ben de aynı domaini bileyim. Bunu nasıl yapacağım peki? Yani bunu yapmak için geliştirilmiş algoritmalara domain generation algoritm deniyor. Bu algoritm hem bende var hem de zararlı yazılımımın içinde de var. Dolayısıyla bu mobil device'da da var. Eğer mobil device benimle iletişim kurmak istiyorsa belki bir SMS geldi. Ve o SMS'i bana göndermek istiyor. Ve ben de arada bir connection'a ihtiyacı var. Belli parametreleri alarak bu gün, ay, yıl olabilir. Bu olmak zorunda değil. Belki hava sıcaklığı, o günkü hava sıcaklığı ya da belki bir haber sitesinde göreceği bir metin de input olarak kullanılabilir. Input tamamen hayal dünyanızda kalmış bir şey. Belirli inputları alacak ve bir domain generate edecek. Örneğin şöyle bir domain. Bu elde ettiği domaini hem o bilecek hem de ben bileceğim. Dolayısıyla
Artık bu mobil device benle bu domain üzerinden iletişim kurabilir. Aynı şekilde bütün device'larda aynı algoritmayı üretebildikleri için benimle iletişim kurabilirler. Ve ben de daha öncesinden bu domaini tabii ki satın alıyorum. Satın alıp bu domaine gelen istekleri dinliyorum. Ve istek geldiği zaman bu device'ten gelmiş SMS'leri ya da daha farklı bilgileri toplamış oluyorum. Algoritmanın temel mantığı bu şekilde çalışma mantığı. Örnek bir DG algoritması koydum buraya. Input olarak az önceki örnekteki gibi yıl, ay ve günü alıyor. Aldığı değerleri bir şekilde bir formüle tabi tutuyor. Bu işte bazı shift operasyonları, bitwise operasyonlar. Belki işte onu byte'a dönüştür. Byte'ı işte shift et, işte sondaki biti al başa koy ve ortaya çıkan şey neyse bana bunu karaktere dönüştür ve bu benim için artık bir domain olsun. Bu algoritma kısmı da tabii ki hayal dünyanızda kalmış. Çok farklı şeyler kurabilirsiniz. Bitwise operasyonlar kullanabilirsiniz. Bunu belki bir şekilde integer'a dönüştürüp ASCII karşılıklarını alıp onun üzerinde bir matematiksel işlem uygulayabilirsiniz. İşte karesini al, küpünü al, topla, çıkar, böl. Daha sonra onu byte'a dönüştürüp onun karakter karşılığını çıkarabilirsiniz. Elde edeceğiniz şey en nihayetinde bir string oluyor. Sonrasında da bir TLD'yi ekleyerek bu domaini generate etmiş oluyorsunuz. Ve iletişimde bu domaini kullanabiliyorsunuz. Bu algoritma herkeste olduğu için ben ve bütün infected device'larımda olduğu için iletişimi bunun üzerinden sağlayabiliyorum. Bu çok yaygın bir şey. Yani tahmin ettiğinizden daha çok kullanılan bir yöntem. Burada Zeus botnet'in örnek bir Wireshark çıktısını görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi anlamsız karakterlerden oluşan domainler var ve gerçekten bu domainler Zeus botnet'e ait domainler. Burada gördüğünüz gibi belirli aralıklarla işte bu zaman aralığında bu domaini kullanmış, şunu da bunu kullanmış, işte sonra bunu kullanmış. Eğer bu domainlerden birisini ben gerçekten register etmiş ve kullanıyorsam bana bu domain üzerinden istediğim veriyi gönderecekti bu zararlı yazılım diye devam edelim. Şimdi bunu nasıl tespit edebiliriz? Şimdi bu botnet kurum networklerinde özellikle ben çalıştığım firmada da bunu oldukça sık görüyorum. Çok fazla karşılaştığımız bir durum. Makine infekte olmuş. Bir şekilde zararlı yazılıma erişmeye çalışıyor. Sürekli domain generate ediyor ve istek gönderiyor. İsteğine cevap alırsa zararlı aktivite tamamlanmış oluyor. Karşıya zarar işte veriyi kaçırıyor ya da oradan talimatlarını alıp ona göre çalışmaya başlıyor. Eğer isteğe cevap alamazsa o domainler aslında kullanılmamış, ölü ve aslında var olmayan domainler oluyor. Bunun tespiti için vakti zamanında yaptığım bir çalışmada Markov Chain modeli kullandım. Bunu belki aramızda öğrenci arkadaşlar varsa bilgisayar bilimi derslerinden hatırlayacaklardır. Burada gördüğünüz graf harflerin birbirlerinden sonra gelme olasılıklarını tutuyor. Yani A'dan sonra C gelme olasılığı, C'den sonra tekrar C gelme olasılığı. Bu olasılıkları alıyorsunuz ve çarptığınız zaman bu matematiğin güzel bir yanı eğer küçük olasılıkları birbirleriyle çarparsanız çok küçülüyor. Büyük olasılıklı şeyleri çarparsanız o kadar küçülmüyor. Arada bu kadar uçurum varken araya bir threshold koyuyorsunuz ve bu threshold'un altında kalanları diyorsunuz ki bu botnet domaini olabilir. Süren biraz azaldı. Bahsetmek istediğim önemli konular var. Buraları hızlı geçeceğim. Phishing saldırılarında çok karşılaşıyoruz. Burada az önce bahsettiğim gibi phishing bir domain ya da URL olabilir. Burada slash Facebook görüyorsunuz. Bunlar yapay zeka uygulamalarıyla tespit edilebilir. Başka bir kelimede e-mail üzerinden bir CEO'dan geliyormuş gibi gösterilip bir mail atılıyor finans müdürüne ve şehir dışındayım. Cuma günü öğleden sonra şehir dışındayım. Bana bu kadar para gönder. Uzantısı ya da domaini gerçekten firmanın domaini olabilir. Bunun nasıl böyle mail atıldığını Okan bilir. Vakti zamanında beni de böyle phishinglemişti. Bu tarz bir domain göndererek gerçekten paraları istediğiniz yere transfer ettirebilirsiniz. New York City'de 600 vaka için 2 milyar dolarlık zarara sebep olmuş bu tarz saldırılar. Neden önemli? Biliyorsunuz önceki sunumda da bahsettik. Güvenlik halkasının en zayıf halkası her zaman insandır.
Buraları biraz hızlı geçeceğim. Sürem daraldığı için. Konusu önemli bir konu olduğu için. Buradan şöyle bir bahsedeyim. Biraz farkındalık da olması için. Böyle bir URL gördüğünüz zaman bakmanız gereken ilk şey domain adresi nedir? Burada domain adresi burada gördüğünüz slash'tan önceki ve burada tab level domain var, TLD var. Bu sarı gördüğünüz alan. Eğer bu sarı gördüğünüz alan gitmek istediğiniz domain değilse bu URL'e kesinlikle güvenmemeniz lazım. Burada önemli nokta paypal.com. Burada URL'in en başında görüntülenebiliyor. PayPal bir subdomain. Burada da başka bir level'da bir subdomain daha var. Bu com'la başlıyor ve bu görüntü ilk başta paypal.com varmış gibi görünüyor. Halbuki paypal.com değil, aslında ActiveTree User ID'ye gidiliyor. Bu tarz case'ler oldukça sık olabiliyor. Bu konudan bahsedeyim. Sonraki konuya vakit yetmediği için deneyeceğim. Konu orada biraz önce dikkatimi çekti. Ya DNS based bir olay vardı ya. Değil mi? Biraz önceki abi. Yani DNS'de bunu nasıl sağlıyorsun? DNS'de bunu sağlamak performanslı oluyor mu? Bu çok önemli bir konu. Çünkü DNS'de bunu sağladığımızda birçok ransomware'in önüne, birçok zararın önüne geçebiliyoruz. Evet. Biraz ilgimi çekti direkt slide'da görünce. Evet, aslında benim çalıştığım ana konu da bu DNS based firewall. Çalıştığım firma bir DNS based firewall geliştiriyor. DNS based firewall nasıl çalışıyor? Bu konunu bahsedip sunumu tamamlayayım o zaman. Önce DNS nedir ondan bahsedeyim. Çok kolay anlaşılması için ben şöyle bir örnek koydum. DNS otobanın gişesidir arkadaşlar. Eğer internete çıkmak istiyorsanız bu gişeden geçmeniz gerekiyor. Eğer doğrudan IP'ye erişiyorsanız o ayrı bir case. Onu bir kenara koyuyorum. Eğer bir domainin IP'sini biliyorsanız IP'yi doğrudan yazarak erişebilirsiniz ama onu kenara koydum. İnternetin çünkü çoğu öyle çalışmıyor. Eğer bir domain üzerinden internete erişmek istiyorsanız yapmanız gerekli olan şey bu gişeden geçmektir. Bu gişeden geçmek ise DNS sorgusudur. Yani domaini bilirim. Burada turnvpn.org domaini bilirim ama IP adresini bilmiyorum. Erişmek için IP adresine ihtiyacım var. Bu domainin IP adresini DNS server'a soruyorum. Ve bana bunun IP'sini dönüyor. Eğer şöyle bir şey olsaydı, bu DNS server biraz akıllı bir server olsaydı ve şu domainin turnvpn.org'un zararlı olduğunu bilseydi ve bana ben istek yapsam bile bu domainin IP'sini bana vermeseydi ne olurdu? Bu kez arkadaşlar sizin eğer infected olsanız bile birçok veri kaçırma gibi durumlarda az önceki botnet case'inde de olduğu gibi domainin kullanılmasının önüne geçiyorsunuz. Dolayısıyla command and control sunucuya erişmeyi de önlemiş oluyorsunuz. Bir phishing domain varsa o phishing domain'i de engellemiş oluyorsunuz. Eğer bir zararlı yazılım olan bir domain'e erişmeye çalışıyorsa client'lardan herhangi biri bunu da engellemiş olur. Client çünkü bilmeyebilir, yanlışlıkla gidebilir, arkada bir yazılım istek yapıyor olabilir. Ama en neticede bir domain adresi var elimizde ve onun IP'sine ihtiyacım var. Eğer siz bu otoban gişesine bir polis koyarsanız ya da bir akıllı bir sistem kurarsanız gelen kişinin hırsız olduğunu da anlayabilirsiniz. Bu gişeden içeri almazsınız. Dolayısıyla buradaki karşılığı da IP adresini client'a vermezsiniz. Eğer bunu yapabilirseniz çok güzel bir güvenlik katmanı kurmuş olursunuz. Bu tabii sizi %100 korur diyemem. Ama birçok saldırıdan korunmanıza yardımcı olur. Biz ne yapıyoruz? Biz bir DNS sunucuyuz. Bu DNS sunucu içerisinde internetteki bütün domainlerin sınıflandırılmış kategorileri var. Zararlı domainleri de bulup sınıflandırıyoruz. Phishingleri, malware'leri, proxy sunucuları, VARES siteleri gibi aklınıza gelebilecek malicious domainleri biz sınıflandırdık ve bir veri tabanına koyduk. Ve kapsamımız da internetin tamamı. İnternetteki bütün domainler bizde var. Her gün yeni malware'leri tespit ediyoruz. Her gün yeni phishingleri tespit ediyoruz. DB'mizi güncelliyoruz. Ve müşterilerimiz de bizim DNS sunucularımıza gelerek hizmet aldıkları için biz onlara IP adreslerini vermediğimiz zaman çok basit bir operasyon aslında. Bir switch buton gibi. O switch butonu kapatıyorum ve zararlı yazılıma isteseniz de erişemiyorsunuz.
Bu işi yapıyoruz. DNS-based firewall son yıllarda çok önem kazanmış bir konu. Ürünler, birçok ürün var. Çok başarılı ürünler var. Bizim ürünümüzden de müşterilerimiz oldukça memnun. Burada akıştan da bahsetmişim. Bu Evet. şekilde. Çok Hiç teşekkür ederim. sorun. Bu konuları bu arada senden dinlemek çok daha güzel bir konu oluyor benim için. Çünkü hayatımda ilk defa aynı anda iki tane yüksek lisans yapan, aynı anda iki tane master'a başvuran, aynı zamanda yapay zeka ile ilgilenip bir de bunu siber güvenle tekniğe hakim olan birisi yurt dışında Google'un, Facebook'un etkinliklerine dahi şahit olmadım. Yani çok ayrıcalıklı hissettiriyor seninle konuşmak. Çok teşekkür ederim harikasın için. Rica ederim. Ağzına sağlık.